Zorlu bir bağımsızlık süreci geçiren Pakistan yarın 67 yaşına basacak. Bugün biz de Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Harun Şevket'le kuruluş yıl dönümünde Pakistan'ı konuşacağız sevgili seyirciler. Sayın Büyükelçi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim bağımsız Pakistan'da 67 yılı konuşacağız sizinle. Ne kadar yol kat edildi? Bugün istenen noktada mı Pakistan? Neler yaşandı bu 67 yılda? Bu 67 yıllar Pakistan için biraz zor geçti. Bu yıllarda biz birkaç savaş yaşadık. 3 kere military hükümetler yaşadık. Birkaç doğal afetler yaşadık. Deprem, sel felaket. Ama Pakistan güç bir memlekettir. Biz şimdi dünyanın 6. en büyük ülke. 180'den milyondan daha fazla nüfus. Biz İslam dünyanın tek nükleer silahlı ülkeyiz. Demek ki Pakistan'da çok eğitimli adamlar var. Ama aynı zamanda yoksulluk da var. Ama bugün biz çok önemli bir noktadayız. Pakistan'da yeni bir, iki ay önce siz biliyorsunuz seçim oldu. Yeni bir hükümet seçilmiş. Şimdi Muhammed Nawaz Sharif Bey Pakistan'ın yeni başbakan. Güç bir hükümette. İnşallah gelecek günler, haftalar, aylar, yıllar Pakistan için parlak bir gelecek Pakistan'a bekliyor. Yoksulluk dediniz, özellikle terörle mücadele ediyor Pakistan uzun yıllardır. Halen de devam ediyor. Biz zaman zaman Pakistan'daki saldırıları haberlerimizde yer veriyoruz. Üzülerek tabii ki. Ülke ekonomisi ve sosyal hayatı terörizmden ne kadar etkileniyor? Çok çok zarar vermiş. Terörle mücadele Pakistan'ın ekonomi ve sosyal topluma çok zarar vermiş. Siz biliyorsunuz biz çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Afganistan'da geçen 30 seneden savaş var. Oradan şiddet Pakistan'a girmiş. Evet. Şimdi bu problem Pakistan'ın özel problemidir. Ama bugün Pakistan demokrasinin yolda ilerliyor. Pakistan'da basın çok özgür. Sivil toplum güçlü. İnşallah bu problemler biz halledeceğiz. Ama o kadar kolay değil bu. Evet. Bu iş. Çünkü bu sadece Pakistan'ın problemi değildir. Bu tam bölgenin problemidir. Aslında bugün dünyanın problemidir. Bugün destek görüyor mu Pakistan çevresindeki ülkelerden, komşularından veya dünyadan? Tabii. Bu bir gerçektir. Evet. Özellikle Türkiye ile Pakistan'ın köklü tarihi ilişkileri kuvvetleniyor gittikçe de. Geçtiğimiz yıl Başbakan Erdoğan Pakistan'a gittiğinde yine ikili ilişkiler adına önemli bir ivme kaydedildi. Nasıl değerlendirirsiniz bugün gelinen noktayı Türkiye-Pakistan ilişkilerinde? Pakistan-Türkiye ilişkiler çok özel, çok benzersiz. Ama bu daha önemli bir noktadır. Çünkü şimdi Pakistan'da bir yeni hükümet var. O evet. Çok seviyor tam Pakistan hükümetler gibi. Türk halk ve Türk hükümeti çok seviyor. Ama şimdiki hükümet Muhammed Nawaz Sharif Bey'in hükümet Türkiye bir örnek gibi görüyor. Çok hızlı ekonomik ve ticari ilişkiler artmak istiyor. İnşallah gelecek ay bizim başbakan resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek.
bu yeni bir ortaklığın belki de evet, adımları atılacak evet, yeniden. Evet. Peki Türkiye ile Pakistan arasındaki ortaklıklara değinecek olursak hangi konularda işbirliği var veya Türk yatırımcılar Pakistan'da Türk yatırımcılar için hangi olanaklar var? Şimdi en önemli sektör enerji. Evet. Pakistan'da enerji çok potansiyel var. Hidro potansiyel çok büyük. Pakistan'da çok büyük kömür var. Ama onu hala iyice çıkarmıyoruz. Pakistan'da alternate energy demek ki rüzgar ve güneş enerjinin çok büyük potansiyel var. Birkaç Türk firmalar Pakistan'da çalışıyor. Ama gelecek zamanda çok fazla yatırım Pakistan'da görmek istiyoruz. Aynı zamanda sosyal konutlar çok önemli bir sorun Pakistan için. Çünkü Pakistan'da nüfus çok. Evet. 180 milyondan fazla. Ondan sonra ulaşma. Evet. Otoban, yollar çok büyük potansiyel var. Bu yeni hükümet Pakistan yatırımcı için her şey yapacak inşallah. Biz Eylül ayının başında İstanbul'da bir enerji forum düzenliyoruz. Evet. 6 Eylül'de. Evet. Orada biz büyük Türk büyük enerji firmalara davet vereceğiz. Başbakanın ziyaretin zamanında İstanbul'da bir business forum da yapacağız. Evet. 500'den fazla 600-700 iş adamlara evet katılacaklar. Bu sorular bizim için önemli. Türkiye bizim çok yakın kardeş ve dost ülke. Evet. Biz bu kardeşlikte somut sonuçlar görmek istiyoruz şimdi. Bu yeni dönemde özellikle Nawaz Şerif'in başbakanlığı ve Memnun Hüseyin'in cumhurbaşkanlığı döneminde bir adım daha ileri taşınacağını düşünüyorsunuz öyle mi? Evet, evet tabii. Bana göre bu en önemli noktadır bizim ikili tarihin. Çünkü bu kadar yakın iki hükümetler ben önce görmedim. Pakistan'ın ilişkiler dediğim gibi Türkiye ile ilişkiler çok özel, çok benzersiz. Evet. Ama ticari ve ekonomik ilişkiler o kadar değildi. Ama şimdi birinci priority İngilizce'de diyoruz. Evet. Tercih. Ekonomik ve ticari ilişkiler. Bu konuda ilk olarak bu enerji konudur. Ulaşma konudur. Türk firmalar çok iyi çalışıyor Pakistan'da. Mesela Lahor Pakistan'ın ikinci en büyük kenttir. Orada metrobüs çok başarılı bir projeydi. İstanbul Büyük Belediye Başkanı çok yardımcı oldu. Bir de Al Bayrak şirket çok büyük bir şirkettir. Evet. Onlar Pencap eyaletin hükümetiyle bu projeyi paylaştılar. Evet. Çok başarılı proje. Ondan sonra Lahor şehrin temizlik. İki program çok başarılıydı. Şimdi her öbür büyük şehir onu örnek gibi yapmak istiyor. İslamabad aynı projeler istiyor. Karachi aynı projeler istiyor. Multan, Faisalabad, Rawalpindi. Her kapı açıktır. Evet. Evet. Çok güzel. 2010 yılında çok ciddi bir sel felaketi evet, yaşadı Pakistan. Türkiye'nin de yardımları oldu. Ancak o günden bugüne yaralar sarılabildi mi?
Türkiye'nin yardım en önemli yardımıydı. Evet. Çünkü o Türk halkın kalpten gelmiş. Bu sadece Türk hükümetin yardım değildi. Her Türk vatandaş Pakistan'a yardım etmiş. Biz onu nasıl teşekkür edebiliriz ben bilmiyorum. Ama biz en iyi duygular yaşıyoruz Türk halk için ve Türk hükümet için. Evet. Bizim bölgede monsun yağmur geliyor iki ay için. Bazen o hemen sel felaket dönüşüyor. Maalesef. Bu sene de durum biraz kötü ama o kadar kötü değil. Bu konuda önlemler alabiliyor mu acaba Pakistan hükümeti veya eyalet hükümetleri? Tabii ama bu problemler çok büyük problem. Evet. Pakistan'da çok büyük barajına ihtiyaçlar var. Bu sebepten biz büyük barajlar yatırım istiyoruz. Bir de Dünya Bankası, Asya Bankası, onlar da yardımcı oluyor. Evet. İnşallah yavaş yavaş iyileşecek. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da yarın kutlamalara katılmak üzere Pakistan'a bugünden gitti. Bir gün, o bilgiyi de verelim. Birleşmiş Milletler de Pakistan'daki yardım çalışmalarını koordine eden bir önemli bir oluşum. Bu arada siz Büyükelçilik olarak da kültürün tanıtımına önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Geçen yıl özellikle yaptığınız güzel defileler vardı, organizasyonlar vardı. Kültürün tanıtımına veya etkileşime, Türk ve Pakistan halklarının etkileşimiyle ilgili hangi çalışmalar yapıyorsunuz? Son olarak da onu konuşalım Sayın Büyükelçilik. O devam ediyor. Çünkü evet. Bu yıl Pakistan-Türkiye kültürel yıldır. Biz bir sergi düzenlendik. Güzel sanatların sergi, evet. Halıların sergi düzenlendik. Ondan sonra bir yemek haftası biz kutlandık. Bu arada çok güzel, harika yemekleriniz var. Tattım. Evet. Çok güzel. Şimdi biz Pakistan-Türkiye politik ilişkilerin ilk fotoğraf kitap yapacağız. Gelecek 2-3 hafta sonra siz bakacaksınız. Çok harika, çok inanmaz eski fotoğraflar var. Bir tarihi fotoğraf kitabı mı çıkacak Türkiye-Pakistan ilişkileri adına? Biz çok çalıştık. Bu tarihi hazine bulmak kolay değildi. Evet. Ama biz şimdi aşağı yukarı hazırız. Fotoğraflar var. Bizim Türk Anadolu Press Ajansı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlık çok yardımcı oldu. Bizim evet. Sefaret'te eski fotoğraflar vardı. Ama eski tarihi yaşamak da çok önemli bir experience'dir. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza konuk oldunuz. 67. yılınız kutlu olsun. Daha nice yıllara Pakistan bağımsız bir şekilde devam etsin inşallah. Çok merci. Ben size de teşekkür ediyorum. Sizin vesilesinde. Ben Türk halka benim selam ve saygıyı sunmak istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Harun Şevket'le sevgili seyirciler Pakistan'ı konuştuk bugün. Yarın 67. kuruluş yıl dönümlerini kutlayacaklar. Sayın Büyükelçi de bize Pakistan'ı anlattı ve biz de böylelikle Dünya'nın haberinin sonuna geliyoruz. Daha fazla bilgi ve ayrıntıyı TRT Türk.com